7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Kadersizim benim. Geldim buradayım. Geçecek, hepsi geçecek. Yine eskisi gibi koşup oynayacaksın. Merak etme, bak ben buradayım, tamam mı? Bir tanem benim. Nerede bu herifler? Senin ne işin var burada? Dede. Çık buradan dışarı hadi. Sen bize sormadan nasıl giriyorsun buraya? Hadi çık şöyle. Bırak kolumu. Gel diyorum, baksana benim canımı sıkma. Ha. Gel. Yok, bırak. Sen kim oluyorsun da bana böyle davranıyorsun ya? Sen izinsiz buraya nasıl giriyorsun? Çık şuradan. Gel şuraya. Yürü diyorum sana. Yürü. Geç. Yürü. Yürü. Bırak. Yürüsene. Bak bir daha sakın buraya adımını atma. Gelecek sefere bu kadar iyi davranma. Zeynep. Aa. Ya sen niye bana haber vermedin buraya geleceğini? Bir kızımı görmeye geldim. Adam beni ite kaka dışarı attı. Parçalacağım onu. Ya dur bir dakika. Zeynep bir dur ya. Biz bu iş kökünden çözeriz, bir dur. Hayır, ben de geleceğim. Ya dur bir dakika bak. Kilitlerim seni arabaya. Orada oturup beklemek zorunda kalırsın. İyi tamam. İkinci kat 403 numara. Tamam. Sen burada bekle. Biz geliyoruz. Tamam. Burası Meltem Hanım'ın çocuk yuvası. Bitmiş odalardan biri bu. Ama tabii hala ufak tefek tadilatları var.
Burayı oyun odası yapacak galiba. Çok güzelmiş Alp Bey. Çok zevkliymiş. Öyledir. Seni burada işe alacağız. Yuvanın bir bahçesi var. Onunla ilgilenirsin. Ayrıca her gün düzenli yapılması gereken işler olacak. Onları halledersin. Ayrıntıları sonra konuşuruz. Şimdilik bu kanepede yatarsın. Yarın sana bir yatak ayarlarız. Yok beyim, ne gerek var yatağa? Ben kıvrılırım bunda. Bu gayet iyi. Yatağa falan gerek yok. Ben yine de sana bir yatak ayarlayacağım. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne diyeyim? Teşekkür. Kâfi. Çok teşekkür ederim Alp Bey. Hadi bakalım, çantanı kap gel. Sağ olun. Allah razı olsun sizden. Şuraya baksanıza. Beyler, ne oldu orada? Bu sesler neydi? Bir şey yok ya. Öyle polis arama yapıyor. Uluslararası bir suçlu mu ne varmış? Buralarda saklanıyormuş falan. İşte Interpol'den adamlar geliyor. Direnmezse senin için de akılıyorum. Ne oluyor? Hayatım, sen artık rahat rahat görebilirsin Suriye'yi. Hiç endişelenmene gerek yok. Ama bak, biz biraz geç kalacağız, söylemeni deme. Ya adamda astım var. Tabi burcu oluyor şimdi ama maşallah, baksana Türk gibi. Nereye götürüyorsunuz? Ya bunu görmek için yanıp tutuşan meslektaşlarımız var. Onlara küçük bir kıyak yapacağız. Yürü hadi. Götürdüler mi Tolga Bey? Götürdüler. Umarım geri gelemez. Geri gelebileceğini sanmıyorum. Korkma sen de artık. Ondan kurtulmak o kadar kolay değil. E o kadar boyun eğersen olacağı bu işte. Değdi mi yani? Çocuğu da kendi bataklığınıza çektiniz. Huzurunu kaçırdınız, yataklara düşürdünüz. Para için değdi mi? Su da beni kurtaracak. Bir ailem olacak. Tolga Amerika'ya giremiyor. Polis arıyor, tutuklanır. Ondan çok uzakta çok mutlu bir hayatımız olacak. Ne olur Suudi'yi koparma bizden. Çocuğun huzurunu kaçırma. Neden mutlu olmasına engel oluyorsun? Sen zaten onun ailesisin. İstediğin zaman gelip görebilirsin. Orada daha iyi bir hayat olacak. Hem daha iyi bir eğitim alır. Tolga da ailesi de rahat bırakmaz bizi. İyileşir iyileşmez ilk uçakla gideceğiz. Ben bir eve olacağım. Sen buradasın zaten değil mi? Hı hı.
Evet abi, ne yapıyoruz şimdi bu? E sınır dışı ediyoruz işte Amerika Birleşik Devletleri'ne, aynen sepet. Dur. Kaçın. Gel buraya. Heh, söyle ne diyorsun? Beni oraya yollamayın. Ne isterseniz yaparım, beni oraya yollamayın. Amerika'ya gidersen bir daha hapisten çıkamam. E işte demek ki en doğrusu bu. Artık oradaki gardiyanlara yaparsın dayılığını. Beni nasıl yollamayı düşünüyorsunuz, kargoyla mı? Polis beni serbest bıraktı, ben masumum. Beni zorla mı bindireceksiniz uçağa? O işi hallettik, sen merak etme. Seni özel jetle götürecekler oraya. Sakın böyle bir şey yapmayın, sizin canınızı okurlar. Alo amirim, paket hazır. Vallahi. Evet hazır. Uçak kaçta hazır olsun? Nereye getirelim biz? Tamam. Tamam amirim, tamam. Görüşmek üzere, eyvallah. Harbi mi ya? Harbi tabii oğlum. Sür bakalım Bakırköy'e doğru. Atatürk Havalimanı'nın yakınlarında bir yerde buluşacağız. Vay be. Anne, burada mısın? Buradayım bak. Yanındayım bir taneyim. Söyleyeceğim iyi misin? Çok korkuttun bizi. Ne oldu bana anne? Hastalandın. Biraz ateşin çıktı. Şimdi hastaneye geldik. Ama bak iyileşiyorsun. Anne ne olur götürmesinler beni anne. Şşş, ağlama bir tane. Ateşin çıkacak yine. Sudeciğim. Ya dokunma bana. Ama bak Sudeciğim, çok güzel bir hayat bekliyor bizi. Çok güzel bir evimiz olacak. Çok güzel bir okula gideceksin. Bak istediğin yere tatile götüreceğim. İstediğin her şeyi alacağım sana. Bayılacaksın oraya. Nefret ediyorum senden. Git ne olur git. Şş, tamam. Ya şimdi sırası mı bunları konuşmanın? Lütfen çocuğu rahat bırak. Sen doktora söyler misin uyandığını? Lütfen. Anne ne olur bir şey yap. Ne olur götürmesinler beni anne. Canım yapma böyle, yapma, ağlama. Bak iyileşmen lazım. Bağışıklık sistemin çok düşmüş. Zaten seni toparlamamız gerekiyor. Yapma. Anne ben iyileşmek istemiyorum. Yatmadın mı daha sen? Ha yok. Uyku tutmadı, öyle dekorasyonla ilgili bir şeylere bakıyordum ben de. Aç mısın? Dolapta yiyecek bir şeyler var, ısıtabilirim istersen. Gerek yok. Duş alıp yatacağım. Gerçekten çok uzun bir gün oldu. Vallahi öyle oldu. Ne kadar uzun sürdü Zeynep Hanım'ın transferi. Gerçi koca çiftliği o kolyere sığdırmak da zor tabii. Yani çiftlikten ayrılmak zor olmuştur Zeynep için. O manada söyledim. Gerçekten zor oldu. Sude'nin hastalanması da işin tuzu biberi oldu. Öyleymiş. Zeynep anlattı. Belki daha iyi olur onlar için. Ne demek istiyorsun? Yani Sude'nin Selena ile kalması daha iyi olabilir. Kanından, canından bir akrabası sonuçta. Hem Zeynep de... Sabah konuşuruz Meltem. Gerçekten çok yorgunum. Duş da almayacağım. Direkt yatacağım. İyi geceler. İyi geceler.
Selam. Ne haber çocuklar? İyidir amirim. Vallahi sağ olun ya. Buraya kadar zahmet ettiniz. Kırmadınız geldiniz. Bana bu zevki yaşatmanız bütün zahmetlere değer. Babasının eli kolu her yerde. Müsteşarın bile başını yedi. Müsteşar görevden mi alındı? İstifa etti. Bunlarla bazı uygunsuz ilişkiler içindeymiş. Tahminime göre şantaj yaptılar. O da kurtuluşu istifada buldu. Peki yerine kim geldi? Ben. Oo, bak çok iyi olmuş. Çok isabetli bir karar vermişler. Vallahi tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun müsteşarım. Yok yok. Müsteşar falan bitti o işler. Bizim birim artık özerk. Direkt en tepeye bağlıyız. Oraya vereceğiz raporu. İyi isabet olmuş. Vallahi çok iyi olmuş öyle. Hadi alalım şu kargoyu. Alanda bekliyorlar. Amerikan polisi atmaca gibi atlar buna vallahi. Baktım dosyasına. Berbat. Hadi in bakalım. Şu anda bir suç işliyorsunuz. Bu yaptığınız kanunsuz. Yok. Kanunsuz falan değil. Özel birim gönderiyor seni. Suçları işlediğin ülkede cezanı çekeceksin. 500 kişiyi dolandırmışsın internet aracılığıyla. Orada tüketicinin güvenini sarsan adamı sallandırırlar. Adamların canını al, ticaretine dokunma. Çok sinirlenirler. Hadi. Ya müdürüm, bunu teslim alırken fotoğrafını falan çekseniz ya. Ben çok görmek istiyorum. Gidin gelin. Nasıl olsa uçak geri dönecek. Yok amirim, şimdi öyle bir şey yapmayalım ya durup dururken. Ya abi gidelim be. Ya bir daha nerede göreceğiz Amerika'yı ya? Hem bu uçak şey alırken, yakıt alırken biz arada turlarız falan ha? Tabii tabii. Zaten uçak 24 saat orada. Birilerini getirecek buraya. Hadi görevlendiriyorum sizi. Gidin bu şahsı teslim edin. Ben arkanızdan gerekli resmi belgeleri gönderirim size. Ha işte ben gidemiyorum çünkü hani resmi belgem falan kimlik de olmadı. İstifa ettim ya ben oğlum. Ben senin istifanı işleme almadım sana. Şu anda kafa izindesin. Zaten bu operasyona da o yüzden izin verdim. Sen arabanın anahtarını ver bana. Döndüğünde alırsın. Tabii benim. Ha Sinan. Şu emanetini de al. Oğlum nereden çıkartıyorsun Amerika mı Amerika ya? Hayır şimdi üstümüzde yok, başımızda yok. Nasıl gideceğiz, nasıl geleceğiz, ne yapacağız ya? Ya abi alırız havaalanından, dert mi yani? Dur ben bir Suriye MS yatayım da. Benim Zeynep'i aramama gerek yok. Ben zaten biraz geç kalacağız dedim. Vallahi bence ara abi. Yani bu biraz aşıyor. Oğlum şimdi biraz zaten görece bir kavram. Yani o değişir. Şimdi arayacağım bir ton tantana, açıklama yap. Canı sıkılacak. Gizlilik mizlilik var ortada. Sen bilirsin. Yani bizim kanepe boş. Koruyamadım emanetini. Kolumu kanadımı kırdılar benim. O gün dilim tutulaydı da babana o sözü vermeseydim. Semiha'nın tek bir şartı var. Sabri asla gerçeği öğrenmeyecek, anası olarak bilecek beni dedi. Eğer buna hazırsan, yani buna yemin edebilirsen, gelip çocuğu alıp analık etmeye razı. Yani yoksa beni boşarmış. Yedi düvele rezil ederim, bir daha bu kapıdan dışarı çıkamazsınız diyor. Benim 5 kuruşum yok. Her şey Semiha'nın. Buna mecburuz. Yani yoksa bu oğlanın bir geleceği olmayacak. Seni de tekrar eve alacakmış. Gelsin dadısı olarak büyütsün çocuğu diyor.
Ben nasıl yüzüne bakarım hanımın? Öyle şey olur muymuş? Bunca yaşanılandan sonra aynı evin içinde. İblis ruhludur Semiha. Seni de beni de her gün her dakika ezecek gözünün önünde tutarak. İntikamını öyle tek seferde değil, yıllar boyunca alacak. Ama evet demeye mecburuz. Sırf bu çocuğun geleceği için. Yoksa üçümüzü de sefil bir hayat bekliyor Ayşe. Ah, bütün bunların olacağını bileydim. Tutar mıydım o verdiğim sözleri? Hangi sözleri Ayşe Hanım? Onlar ne? Bir bakabilir miyim? Yok yok yok. Çok eski şeyler bunlar. Siz nereden böyle bu saatte Zeynep Hanım? Ha. Ben Sude'nin yanından geliyorum. Bütün gece onun yanındaydım. İyi haberlerim var. Sude uyandı, ateşi düştü. Ama tabii uzun bir tedavi süreci olacak. Şükürler olsun. Nasıl girdiniz o hastaneye öyle o şeytanların arasında? Dünden bugüne çok şey değişti. Sinan'la Emre Tolga'yı uzay boşluğuna uçurdular. Yani bilmiyorum, belki de sınır dışı falan ettiler. Ay çok sevindim vallahi, bravo. Ya Selena? O daha bir ılımlı yaklaşıyor mu size? Maalesef. Hala Sude'yi Amerika'ya götüreceğim diyor. Onun asıl korkusu Tolga'ymış. Tolga'dan çok korkuyor. Tolga da şimdi Amerika'ya giremiyor ya. O da diyor ki ben Amerika'ya giderim. Sude'nin parasıyla rahat rahat geçiniriz diyor. Yani bilmiyorum, belki de Tolga tehlikesi ortadan kaybolursa kızın tavrı da değişebilir. Çocuklar uyanmamış. Saat kaç oldu? Ah, ben kahvaltı hazırlamayı unuttum. Eski şeylere dalınca affedersiniz. Çocuklar hadi uyanın. Salı bugün, cumartesi değil. Hah, Sinan arıyor. Hayatım ne yaptınız merak ettim. Ya bir şey yapalım dedik Zeynep'ciğim. Arkadaşı kendimiz teslim edelim dedik. Ha, nereye bırakacaksınız? Nereye bırakıyoruz? New York'a. New York'a mı? Neyle bırakacaksınız New York'a? New York'a neyle bırakacağız? Uçakla bırakacağız hayatım. Yani şimdi malum hani gemi çok uzun sürer. Zaten en fazla yarın öbür gün dönmüş oluruz biz. Ya üf, dalga geçme. Yok ya, ben niye dalga geçeyim seninle? Olur mu, ne dalgası? Şimdi bu jetle gideceğiz. Özel jetle bırakacağız. Yakıt ikmali falan yapıyormuş. Bir sürede alanda durması gerekiyormuş falan. Onu bekleyeceğiz de dediğim gibi en fazla işte yarın öbür gün dönmüş oluruz zaten. Tabii, aha, alana mı geldik biz? Alana gelmişiz biz. Şimdi gidiyoruz. İşlemler falan filan, tamam mı hayatım? Hadi öpüyorum seni, bay bay, kapattım. O kapattı. Abi keşke mesaj atsaydın. Ulan sen dedin ya ara diye. Ayıpmış ya. Bunlar bayağı kendileri götürüyorlar Amerika'ya adamı. Ay vallahi delireceğim. Kesin ajan bu. Ajan benden saklıyor. E tabii. Ajansa saklayacaklar haliyle. Bakalım nasıl olacak? Nereye koymuştum bunu ben? Ne oluyor ya?
Bacım benim Mehmet, indir şu bıçağı ya. Mehmet? Ne işin var senin burada? Bacım önce şu bıçağı indir de ondan sonra konuşalım. Ne yapıyorsun sen burada? Ya gece Alp Bey'le geldik buraya. Bundan sonra burada çalışacaksın dedi. Burada da bir tane koltuk var, yatarsın dedi. Ondan sonra gitti. Alp Bey. He. Öyle mi dedi? He. Bana niye haber vermedi bu adam? Dur ben bir arayayım şunu ya. Ara ara tabii ara. Bir çay yapayım sana, içer misin? Yok. Yok, yap sen kendine. Yuvaya geldim şimdi. Mehmet burada. Odada uyuyor. Alp Bey getirdi beni gece dedi. Evet canım. Zeynep Hanım'ın yanı müsait değil. Ya elinde ne iş gelen biri? Bahçeyle ilgilenir. Ne bileyim işte, ufak tefek işleri görür. Yuvada da bir sürü müsait oda var. Bir tanesinde yatar diye düşündüm. Ya yüreğim ağzıma geldi. Evsizin biri içeri girdi, yatıyor uyuyor zannet. Sen bana niye haber vermiyorsun? Ayrıca ben mecbur muyum canım Zeynep Hanım'dan arta kalanları yanıma almaya? Benim sorumluluğumda değil mi burası? Meltemciğim, istersen bütün işlerin sorumluluğunu sana bırakabilirim. Ne dersin? Böyle daha mı iyi olur acaba? Ya ben onu mu söylüyorum? Yani bir fikrimi alsaydın, bir konuşsaydık beraber. Kusura bakma. Dün gece acele bir karar almam gerekiyordu. Bu kararı aldım. Tamam. Şimdi benim bir toplantıya girmem gerekiyor. Sonra konuşuruz, olur mu? İyi peki, tamam. Konuşuruz. Görüşürüz hadi. Hoşça kal. Abla çay istemediğine emin misin? Ay senin çayın adı sana. Hadi hızlı yiyin biraz. Şoförle gitmeyeceksiniz biliyorsunuz değil mi? Peki neyle gideceğiz? Otobüse gideceğiz. Otobüs diye bir şey var biliyor musun? Lan çabuk gel. Yok ya, ben götürürüm sizi. Anne ben bebek değilim. Otobüse de okuluma gidebilirim yani. Ben de değilim. Hay Allah ya. Yani nasıl olacak böyle otobüslerde bu çocuklar? Allah Allah, herkes nasıl gidiyorsa onlar da öyle gidecek. Ne yani, analarının karnından özel şoförle mi doğdular? Sudes kahvaltı çok sıkıcı. Sude nasılmış anne? Bir haber var mı? İyi iyi. Ben sabaha kadar yanındaydım, iyileşmeye başlıyor. İyileşince gidecekse bence iyileşmez. Boş boş konuşma. Bir boş boş konuşma ya. Hadi kalk çabuk, geç kalacağız. Kendiniz halledebilirsiniz değil mi? Anneciğim uzatma sen. Emin misin? Anne. İyi ben biraz yatıyorum o zaman. İyi dersler. Vay vay. Ayşe teyze üzülme. Ayşe teyze bak üzülme. Hem bizim sana ihtiyacımız var. Abi çocuklar, içim yanıyor. İçim yanıyor benim. Evet, etler de tamam. Geçin geçin çocuklar. Hah, bakalım geçin, hadi başlayın. Oturun. Diğerleri nerede? Annem tekrar hastaneye gitti. Sude biraz ateşlenmiş. Sinan abi nerede bilmiyorum. Ayşe teyze kendini iyi hissetmiyormuş ama teşekkürlerini iletmemi istedi. Yani erken yatacakmış. Sağ olsun. Tabii tabii. Yani evi boş bulmuşken uyusun kadın. Tabii o küçücük odada tıkış tepiş uyuyamıyordur. Üf, bir zulüm var, yaşasın. Ah garibim, ah kadersizim. Ben size her gün pirzola alırım. Tamam mı? Hiç üzülmeyin siz. Pardon da... Biz neden garibim oluyoruz ben anlamadım.
Fakirsiniz ya artık. Yok, biz fakir falan değiliz. Nereden çıktı ya? Ya çocuğum, yani sizin evde tencere sude sayesinde kaynıyordu ya. Hani o bakımdan. E şimdi paralar gitti. Yok, bir kere biz... Ya tamam. Evet, fakiriz. Umarım teyze de böyle işte. Neyse, sen bize her gün pirzola alacak mısın? Kız, sen bize her gün geleceğine söz ver. Ben de sana söz, her gün pirzola alacağım, tamam mı? Tamam, anlaştık. Ama o dondurmalı sütlaçtan da istiyorum. Dondurmalı sütlaç. Tamam kız bıcırık, söz. Onu da alacağım. Bu var ya bu. Ekmeğini taştan çıkarır. Vallahi bunu böyle denize at, karşı kıyıdan çıkar ha. Cin, cin. Var ya, tam benim kalemim. Ben de bir Sinan'ı arayayım da, o da gelsin yesin ya. Bir tuhaf çalıyor bu. Ya yabancı dilde bir şeyler söylüyor. Allah Allah. Ya sen şuna bir baksana ne diyor. Ya kim? Bu yurt dışında galiba, ya ulaşılamıyor. A-a. Allah, nerede ki bu adam ya? Ver bakayım. Ya ne işler çeviriyor bu çocuk, ne var ya? Kız, gene göreve möreve mi gitti acaba bu? Bence şu an yabancı bir ülkede paraşütle çöle atlıyor. Paraşütle çöle atlıyor, öyle mi? Sinan abi şu anda bence oradan oraya evrak götürüyordur. Baba ya. Ben şu etlerin devamını atayım. Bu nasıl kapı çalmak böyle? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Arayın evi. O Sinan getirin bana. Durun. Yapmayın. Ne istiyorsunuz? Bırak. Bırak beni. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Yapmayın ne olur. Yapmayın. Kimse yok evde. Sinan Bey yok evde. Nerede? Ya bilmiyorum. Ne istiyorsunuz bizden? Sen ablası mısın Sinan? Hayır değilim. Ablası değilim. Misafirim ben burada. Oo. Deniz bak, bu tam sana göre. Takır takır yanmış. Sen seversin, hadi bunu sen ye. Bak görüyor musun? Yanmışları bana kakalıyor. Ya sen ver bana onu. Ben bayılırım yanmışa. Ya bakma sen, o da sever de şimdi numara yapıyor. Takılıyorum babacığım sana. Oy oy oy. Bir dakika. Kapı mı çalıyor? Ay çalıyor ne? Bayağı yıkılıyor ya kapı. Hayırdır inşallah. Siz durun bakayım, ben bir bakayım şuna. Hayrola Ayşe Hanım? Ah Kadir Bey. Ah Kadir Bey. Başıma neler geldi, geçin, bilsiniz. Geçin şöyle, ah. Geçin. Hay Allah ya. Hay Allah. Ayşe Hanım ne oldu? Ay, evi bastılar. Her tarafı kırıp döktüler, her tarafı. Ya kim kırıp dökebilirmiş benim evimi Ayşe Hanım? Serseri şeytan var ya, onun babası mıymış neymiş, avukat herif. Güya hastaneden oğlunu Sinan Bey kaçırmışmış. Sinan Bey fellek fellek arıyor. Eğer bulursa onu çok fena yapacakmış. Hemen ona haber verin, o da kendine dikkat etsin ne olur. İyi ki çocuklar evde. Evde değillerdi, onları da Allah korudu. Ayşe teyze, peki sen iyi misin? Bir şeyin yok değil mi bak? İyiyim. İyiyim ben. Ama çok korktum. Çok korktum inanın. Katiyen, katiyen bir daha o eve gitmem ben. Hem bakın çocuklar, sizi de gönderemem o eve. Tamam mı? Can, anneni ara, hemen buraya gelsin o da ne olur. Söyleyin ona, olur mu? Bak gel 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 ben Ayşe. Ben gidip bakayım mı Münevver ya? Dağ başı mı lan burası? Yok yok, sen hiçbir yere gidemezsin. Vallahi sana da bir şey yaparlar sonra. Ya ne alacak, bana bir şey yapamazlar. Duraktakileri alacağım yanıma. Ha çocuklar, bana bakın. Siz de şey yapın, evde oturun. Kimseye kapıyı mapıyı açmayın. Zeynep'i arayın, buraya gelsin. Eve meve gitmesin. Tamam tamam, hadi dikkat et sen ama. Ay Ayşe Hanım, su iç, su iç, bir şeyler yapalım. İyi misiniz ya? Allah Allah, Allah Allah. İyi akşamlar. Suudi'ye bakacağım. Buyurun. Zeynep de burada. Öyle mi? Hmm.
Ah benim küçük prensesim. Ne oldu sana böyle? Ya ateşi çıkmış, apar topar geldim ben de. Sabah böyle değildi. Olur öyle. Hastalığın normal seyri bunlar. Doktora baktı mı? Baktı, yeni serum taktı. Ahmet amca, sen bana rapor yazsan. Suda çok hasta. Gidemez desen. Bir faydası olur mu? Ah. Ah benim küçük bebeğim. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa. Seni parmak çocuğa dönüştürsem. Şu cebime koyup bu hastaneden kaçırabilsem. Ah keşke. Ama yasalara uymak zorundayız. Ama sen hiç merak etme, tamam mı? Biz senin gitmemen için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sen sadece iyileşmeyi düşün, tamam mı? Böyle üzülürsen iyileşemeyeceğini biliyorsun. Ben iyileşmek istemiyorum. Aa, o nasıl söz öyle? Olur mu hiç öyle şey? Sen bu kafayla nasıl doktor olacaksın bakayım? Kendisini iyileştirmek istemeyen doktor adayı olur mu hiç? Hadi bakalım. Şimdi senin hastalığını çalışıyoruz. Hastalığınız neydi küçük hanım? Pneumoni. Evet, ne demekmiş bakalım bu pneumoni? Şeyde... Akciğer dokularının iltihaplanması. Biliyordum. Peki seni nasıl tedavi ediyorlar? İzleme şansın oldu mu? Ya çok uykum oluyor. Hiç izleyemiyorum. Sonra doktorlara soruyorum. Çok meraklısın diyorlar. Ahmet amca, ben kaç güne yetiştim? Bu biraz hastalığın seyrine bağlı. Ben diyeyim bir hafta, sen de iki hafta. Efendim oğlum? Al Kadir abiciğim. Teşekkür ederim Zeynepciğim. Sen bunu sevmezsin. Alayım. Zeytin de vereyim. Teşekkür. Ya Münevver, bu kadar insana o omlet yeter mi Allah aşkına? Sen bir beş yumurta daha kır. Getirdin mi kızın portakal sularını? Hah, getir. Kızım, Ayşe Hanım'la Zeynep'in portakal suları nerede? Önce çocuklar babacığım, benim de iki elim var yani. Hayır hayır, yok yok, biz portakal suyu, omlet falan istemeyiz. Biz iyiyiz böyle, çok iyi. Yok yok, benim de hiçbir şey yiyecek halim yok zaten. Bir çay yeter. Olmaz, kesinlikle olmaz, kesinlikle olmaz. Yiyeceksiniz. Bak şu ekmekten alın, sıcacık bak. Sizin için fırından gittim aldım valla. Sağ ol. Kadir abicim çok sağ ol ama biz artık eve gidelim. Alp Bey zaten adam koyacaktı kapının önüne. Sinan da gelir bir iki güne. Biz gidelim yani. Hadi çocuklar, hadi hızlı hızlı yiyin gidelim. Olmaz. Hayatta yollamam sizi eve bebe. Yani gözümün önünde olacaksınız. Hem ben zaten şimdi taksi durağını aradım. Bir taksi geliyor. Önde de fazladan bir adam olacak. Hah. Onlar götürüp getirecekler okula. Tamam. Yani kapıya kadar götürecekler. Kapıdan alıp eve getirecekler. Ben korkmam ama abim için iyi olmuş. Sus kız. Korkmazmış. Dün Ayşe teyze geldiğinde korkudan bayılıyordun ama. Çok sağ ol Kadir abi. Estağfurullah Zeynep'ciğim. Yani ne pislik insanlarmış ya. Evimizden ettiler, yetmedi. Bir de sığındığımız evde barındırmadılar. Şu düştüğümüz hale bak. Aa, ama ne var halinizde Ayşe Hanım? Allah aşkına. Krallara layık kahvaltı sofrasındasınız. Yani biz de koşturup duruyoruz. Etrafınızda insanlar pervane oluyor. Yani ben alınacağım artık biraz lütfen yani. Ya biz sizden kahvaltı hazırlamanızı istedik mi? Siz kendiniz hazırladınız Münevver Hanımcığım. Ay ya, şimdi de ben kabahatli oldum. Ya bu çocuklar aç mı gitsin okula Ayşe Hanım? Ama öyle değil mi ya Zeynep? Ya Münevver, Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Zaten dün akşamdan beri kafayı kırdı kadın. Ya esas ben kafayı kırdım ya. Benim evimi talan ettiler bu adamlar. Ya biblolarımı bile kırmışlar Zeynep. Ben alacağım sana biblolarının yenisini. Ya bu sizin evde. Ev hizmetinde değil miydi? Şimdi Sude gitti. Bu da yattı kaldı. Hayır, insan misafir geldiği evde.
bir işin ucundan falan tutmaz mı? Ya bu insanlar sana evini açmışlar, kucak açmışlar. Yani sen sığınmışsın buraya, öyle değil mi canım? Allah Allah. Münevver, münevver, münevver. Allah aşkına ya, Allah aşkına diyorum sana ya. Heh, hadi taksi geldi çocuklar. Hadi bakalım. Hadi hadi, çabuk çabuk. Hadi. Ya Münevver abla, kadın çok zor bir dönemden geçiyor. Yapma böyle. Lütfen kadına iyi davran. Ben şimdi çocukları götüreceğim okula. Ondan sonra geleceğim, onu alacağım. Biz eve gideceğiz, tamam mı? Geldim. Vallahi Mişko, sen sonuna kadar haklısın. Kadın iş yerinden kalkmadığı gibi... Bir de bak, ben mesela yatağını yapıyorum ya, böyle dik dik bana bakıyor. Aklınca küçümsüyor beni. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Hayır, bir dakika, sonra gireceksin yatakta, uyuyacaksın değil mi? Mum gibi yaptırdı bana yatağı. Manyak kadın. Ya aklı sıra asiller ya bunlar. Yani bizi küçümsüyorlar güya. Allah'ım ya. Ya ben senin başının üstüne dam vermişim ya. Sen kimi küçümsüyorsun? Ayıp değil mi ya? Allah Allah. Hayır. Bu da benim gibi ev işçiliğinden gelen bir insan. Sen neyine güveniyorsun ki bu kadar? Var ya, Zeynep'in hatırı olmasa ben yapacağımı bilirim ama. Ya Münir, bu adamlar Sinan abiye kötü bir şey yapmasa. Ay yok be, sen daha Sinan abini tanımadın. Kimlerle uğraştık biz bugüne kadar? Kimlerle? Oho! Kimse onun kılına bile zarar veremez. Hepsinin canına okur alimallah. Hiç merak etme sen. Ya kolay mı öyle Sinan abinle onu uğraşmak? Boru mu bu ya? Ha be, süper kahraman gibi bir şey diyorsun ha? Ya bak, bu şöyle şu kadarcık çocuktu. Elinde böyle çizgi romanlar filan. Ya rüyalarında bile kötü adamları döverdi bu ya. Ben de elimden geldiğince işte onun hayallerini gerçekleştirmesine destek oldum. Ne yapayım? Vallahi gündeliğimden falan hep ayırırdım. O sevdiği kitapları falan alırdım. İki elim kanda olsa bile. Motivasyon şart diyorsun ha? Hay sen kimsin yani? Değil mi? Kimsin? Ya. Of. Hoş oldum benim. Manyak kadın. Abi yakalandı mı acaba ya? Yok, yakalanmış olsa niye bana yana yakıla sorsunlar ki onu? Nerede acaba? Nasıl bulacağım ben seni şimdi? Zeynep, böyle olmaz. Burada kalmayın. Tekrar gelebilirler. Hep birlikte bizim eve gidelim. E neden? Ya kapıda bir sürü adam var. Polise de şikayet ettik. Yok, gelemezler bir daha. Ayrıca burası üst üste tıkış tıkış. Okula gidiş geliş problem. Bir şoför tutarım, benim arabayla gider gelirler. Yok baba ya. Biz iyiyiz burada. İdare ediyoruz yani. Suudi de yok zaten. Üzüntüden ölsün mü annem? Ay ince fikirlim benim.
Eminim annen de sizin rahatınızı düşünür yavrum. Siz nerede ders yapıyorsunuz, nerede yatıp kalkıyorsunuz? Küçücük ev. İsterseniz Ayşe teyzeniz de bizle gelebilir. Başımızın üstte yeriniz var Ayşe Hanım. Sağ ol. Yani belki Ayşe Hanım da artık kendi evine geçmek ister. Yani emekli falan olmak ister. Değil mi insan bir yaştan sonra böyle ayağını uzatıp kendi kapısını çekip, öyle değil mi? Ben evimi satıp Amerika'ya yerleşeceğim zaten efendim. Sude'nin yakınlarında bir yerde olmam lazım, onu bırakam. Ya saçmalamayın Ayşe Hanım. Ya zaten Selena Sude'nin yanına yaklaşmanıza izin vermez. Boşuna uğraşmış olursunuz. Ya Ayşe Hanım, kendi elinizdeki evden de olmuş olursunuz. Yani delirdiniz mi siz? Ev hiç satılır mıymış? Yani maazallah sokakta falan kalırsınız oralarda. Sizin ta oralara kadar gidip böyle bir maceraya atılmanıza izin vermeyiz. Olacak şey mi? Yani ziyarete gidersiniz. Biz nasıl olsa çocuklarla ziyarete gideceğiz. Yani siz de götürürüz memnuniyetle. Öyle ev mev satmak olmaz. Ayşe teyze bizimle kalacak. Tabii tatlım, tabii bizimle kalacak. Ya kalacak, tamam kalacak da... baksana, babanız da sizi yanına alacakmış. Bunlar da karı koca, ne yapacaklar? Yani durumları var mı bakalım hem, öyle değil mi? Sen her şeye karışma istersen beni. Ben Sude'ye söz verdim Ayşe teyze bizimle kalacak diye. Bizim evimiz neresiyse Ayşe teyzenin de evi orası olacak. Sude 18 yaşına gelince bizim yanımıza geri dönecek. Sonra da hep birlikte yaşayacağız. Aferin sana, akıllı budık. Çok doğru düşünmüşsünüz. Sen de kaygılanma istersen Münevver abla. Sinan geldiği zaman biz daha uygun bir eve yerleşiriz zaten. Sen de kim nerede oturacak artık düşünmemiş olursun. Ya ben onu mu diyorum? Yani kadın kendi yerinde rahat etsin. Madem evi de varmış. Yoksa burası sizin zaten. Allah Allah. Neyse ben de kendi evime geçeyim madem. Sizi de daha fazla rahatsız etmeyeyim. Ne desem, ne yapsam yaranamıyorum. Ben gidiyorum. Sinan da gelince beni arasın. Derdi ne bu kadının? Derdi benim efendim, benim. Bu ailenin içine bir türlü yerleştiremedi kafasında kadın beni. Mütemadiyen sorar. Ne zaman gideceksiniz? Daha ne kadar burada kalacaksınız? Benim bunları düşünecek halim mi kalmış? Ayşe Hanım lütfen yapmayın böyle. Hayır, sorun siz değilsiniz. Münevver abla bu ailenin Ayşe teyzesi olmak istedi hep. Çocuklar sizi değil onu sevsin istedi. Yani Allah korusun, sizin başınıza bir şey gelse ilk o koşturur. Deli divane olur, emin olun. Kendi işine baksın o. Evlendi de kendi ailesini düşünsün. Neyse şimdi ben çıkmak zorundayım. Çocuklar, cuma günü okul çıkışına geliyorum sizleri almaya. Şu bende kalma fikrini bir düşünün bence. Yani benim niyetim sizi annenizden ayırmak değil. Tamam mı? Kısa bir süre için, şartlar düzelene kadar. Anlaştık mı? Öyle otobüste falan gidilmeyecek. Benim arabaya göndereceğim bir şoförle, tamam mı? Sizin bir şoför vardı. Ne oldu? Onu mu alsak? Aa, çok iyi fikir. Yani biz onu biliyorsun mecburen çıkarmak zorunda kaldık. Ama Gürcan çok iyidir. Evet baba ya, aslında Gürcan abi çok iyi olur. Şu halimize bak. Kadının biri geldi, ailemizin orta yerinde dinamit patlattı. Paramparça olduk hepimiz. Hayır, asla böyle bir şey olmayacak. Bakın ayaktayız. Beraber el ele verip sapasağlam durup ayakta kalacağız. Lütfen. Değil mi? Asla parçalanmayacağız. Yalnız abi,
Ya bu Tolga teslim alırken ne küfürler etti öyle ya. Benim var ya küfür dağarcığımda yok ya. Bir şey söyleyeceğim. Bizim bu olayı bir an önce haber yaptırmamız lazım. O sahneki fotoğrafları da paylaştık mı mis gibi haber olur. Hem babacığı da görür Tolga Paşa'sının son halini. Olur olur yaparız. Yalnız abi gözünü seveyim dikkat et. Bak bunlar hiç tekin insanlar değil. He. Aslı sen dikkat et oğlum. Vallahi adamlara son dakika golü attık. Dur bakalım. Sen ne yapacaksın şimdi, direkt birime mi geçelim? Arabayı bıraktın ya oraya. Aynen abi, geçeriz şimdi birime. Yalnız var ya, şimdi bunlar inşallah benim arabayla operasyona falan gitmemişlerdir. Yarın bir çizik mizik göreyim, vallahi külahları değişirim ha. Özel birimle külahları değişecek. Sen. Kardeşim, nasıl değişecek? Sudeciğim, bu sabah daha iyi gördüm seni. Tedavimiz devam ediyor. Fakat fazla yemek yemiyormuşsun. Biliyorsun beslenmek bizim için çok önemli. Bu yüzden öğününe dikkat et lütfen. Tamam mı? Seni birazcık daha burada misafir edeceğiz. Kaç gün daha kalmamız gerekecek? Şimdilik 10 gün diyelim. Daha sonrası için tekrar karar veririz. Yani 10 günden fazla da kalabilir diyorsunuz. Evet, mümkün. Görüşürüz. Bu arada tahliller için birazdan gelecekler. Tamam. Nasılsın bakalım? Hı? Güzel uyudun mu? Hayır, nefret ediyorum buradan. Bak sana kitaplar aldım. Seçelim birini, okumaya başlayalım. Hangisi? Bunu. Kardeşlerine de çok selam söyledi. Biraz iyileş, onlar da gelecekler. Selena, sen git dinlen istersen. Ben buradayım nasıl olsa. Tamam, iyi olur. Ben de üstümü değiştireyim. Sudeciğim, dışarıdan bir şey ister misin? Böyle sevdiğin bir yiyecek falan. Hayır. Ay. Ayşe Hanım, yapmayın ama böyle. Belki söylediğiniz gibi gerçekten servet avcısı ya da dolandırıcıdır. Her gün basından neler neler okuyoruz. Biraz sakin olun lütfen. Ama o kadar kesin konuştu ki kadın, yani tek tek isimleri sayarak. Sabri Bey'in teyzesinin kızıymış. Benim evladımı Amerikalara götürecekler. Yuvamızı dağıtacaklar. Ajan, ne yapıyorsun? Bırakın, elinizi keseceksiniz. Ne bu hal? Bir telefonla dağıldınız. Ya biz neler yaşadık, neler atlattık, bunu da atlatırız. Ya lütfen bir sakin. Size göre hava hoş tabii. Ne demek bize göre hava hoş? Bu ne biçim laf Ayşe Hanım? İşi var bu kadının ya. Hayatım, Selena'yla tanışmanı istiyorum. Hani bizi telefonda tehdit edip mahkeme açacağım ve Sude'yi alacağım diyen. Bir denesin bakalım. Denesin de başına neler gelecekmiş görsün. Ayşe Hanım, biraz sakin olun lütfen. Ya bu ne cüret? Yani bu dolandırıcı kadını niçin içeri alıyoruz? Ayşe Hanım, sakin olur musunuz lütfen? Yani böyle yaparsanız hiçbir şeyi çözemeyiz ki. Mehmet, Ayşe Hanım'ı götür. Sakın içeri gelmesin bir daha. Ayşe Hanım gel. Onlar çözerler kendileri. Gel. Başımıza gelenlerin hepsi kabus gibi. Korkunç bir kabus bu. Ayşe Hanım, lütfen salmayın bu kadar kendinizi. Bu süreçte sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ayşe Hanım, hemen asmayın yüzünüzü. Biz o kadına pabuç bırakmayız. Allah her çocuğa sizin gibi bir anne nasip etsin. Bizimkisi Latife. Sadece rahat edin diye. Eğer Sudem'i sizden uzaklaştırırlarsa... Kimse öyle bir şey yapamaz Ayşe Hanım. Alamazlar Sude'yi bizden, merak etmeyin. Beti Bey ilk önce Selena'nın akrabalığını kanıtlayacak delilleri sunacaktır. Eğer mahkeme akrabalık bağını tespit ederse... Ay! Ah! Ay, çok affedersiniz, ben bugünlerde çok sakarım da. Ya bir şey olmaz, sileriz geçer Ayşe Hanım. Sözde kuzen. Servet avcısı
Sahtekarın teki. Ayşe Hanım, suratına kapıyı kapatınca kadın yok olmuyor. Elinde mahkeme kararı var. O zaman ben sizin muhabbetinize mani olmayayım efendim. Allah'ım. Ne oldu? Ne bu haliniz? Ayşe Hanım. Senin çok ayakta kalmasın, biraz uzanması lazım. İçeride konuşalım, olur mu? Aldılar çocuğumuzu Ayşe Hanım. Gitti çocuk, gitti. Ne? Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Ayşe Hanım, gel şöyle çık. Ben evimi satıp Amerika'ya yerleşeceğim zaten efendim. Sude'nin yakınlarında bir yerde olmam lazım, onu bırakam. Ah, bütün bunların olacağını bileydim. Tutar mıydım o verdiğim sözleri? Hangi sözleri Ayşe Hanım? Onlar ne? Bir bakabilir miyim? Yok yok yok. Çok eski şeyler bunlar. Geçti. İyi. İşte götürdük, teslim ettik herifi. Vallahi onun Amerika'da çok uzun ve zorlu yılları var. Bu arada teslim ederken de fotoğrafları vardı elimizde. Onu da basına servis ettik. İşte bir iki saate düşer yani. Oh, çok iyi olmuş vallahi. Sana yanlış yapanı affetmem biliyorsun. Kahramanım benim. Sen eve gittiğinden çocuklar da gelir birazdan zaten. Yalnız kapıda güvenlik var. Şaşırma. Alp Bey koydu onları. Yani bazı olaylar oldu da. Ne gibi olay? Ne oldu? Mehdi Bey evi basmış. Biz evde yoktuk. Ayşe Hanım vardı. Bayağı dağıtmışlar evi. Kadın da ödüp atlamış. Seni arıyorlarmış. Vallahi hiç şaşırmadım. Onu da halledeceğiz. Sen hiç merak etme. Tamam mı? Eğlendiniz mi bari? Emre varken eğlenmemek mümkün mü? Herif tam bir turist. Tadını çıkardı yani. İşte iki jetlek üstü, bir de şehir turu bitirdi beni. Gerçekten sürünüyorum, çok yorgunum. Ay evet, sen hemen eve git, dinlen biraz. Selena da üstünü değiştirmeye otele gitti. O gelsin, ben de hemen gelirim. Ha, iyi. Selena ile aranız iyi yani. Böyle çocuğu rahat rahat ziyarete gelebildiğine göre sen. Tolga'dan kurtulduktan sonra çok rahatladı ama çok korkuyormuş kız. Normal. Tamam canım, ben gidiyorum o zaman. Ama sen de bir an önce gel, tamam mı? Çok özledim seni. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Nasılsınız diyeceğim ama yüzünüz biraz beyaz. Siz iyi misiniz ya? Bugün biraz halsizliğim var benim. Ha. İsterseniz sizi bir doktora bir yere götüreyim. Yok yok. Tansiyonum düşmüştür. O kadar. Emin misiniz? Yani bir durum olursa ben odamdayım. Seslenmeniz yeter. Tabii, sağ olun. Tamam. Geçmiş olsun. Şimdi hazırız. Da bu
Alp nerede kaldı acaba? Alp? Neredesin? Hadi çıkmamız lazım. Biraz daha oyalanırsan uçağı kaçıracağız. Sen hazırlandın mı? İşlerim uzadı biraz. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışım. Meltem, ben tekrar düşündüm de... gelmesem daha iyi olacak sanki ben. Aa. O nereden çıktı şimdi ya? Kaç haftadır bu Amsterdam seyahatini planlıyorum. Bak, çok güzel olacak bu seyahat. Hem sana da iyi gelir, işlerinden uzaklaşırsın biraz. Sorun da bu zaten. İşlerimin başında durmam lazım. Birkaç tane büyük iş aldım. Ya şimdi ben gelirsem sürekli beni arayacaklar. Bu sefer sen rahatsız olacaksın. İş falan değil, değil mi? Sen bana tavırlısın. Hayır Meltemciğim, gerçekten çalışmam lazım. Sen gez, toz. Eğlen, araştırmanı yap. Ben de bu sırada işlerimle ilgilenirim. İyi peki, tamam. Otele varınca haber veririm sana. Görüşürüz. Hoş geldiniz ya. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Ayşe teyze yok mu? Ayşe teyzem var da keyifsiz biraz uyuyor. Ama ben çok açım. Tamam, yaparız bir şeyler. Şey yapalım. Tost yapalım salçalı. Evet. Çok güzel olur ya, biz de bayağıdır yemiyorduk. Tamam hadi siz ellerinizi yıkayın şu karşıda. Sonra mutfağa. Evet hadi bakalım. Alın bakalım, bunlar sizin. Bunlar ne? Bebek mi aldın yoksa? Evet, aç bakalım. Hem de senin en çok sevdiğinden. Çok güzel. New York'tan mı aldın sen bunları? New York'tan aldım. Amerika'ya mı gittin? Evet, Amerika'ya gittim. Bunu Suudi'ye vereyim, çok sevinir. Hiç gerek yok. Ona da aldım ben bir tane. Hadi gidip verelim o zaman. Zaten çok merak ediyordum onu. Ben başucuna bıraktım bir tane. Hem zaten hiç merak etmene gerek yok. O şimdi tedavi altında. Biraz daha iyileşsin. Hep beraber görüntülü ararız. Değil mi? Şimdiden çok özledim onu. Gidince ne yapacağım bilmiyorum. Birkaç ay sonra zaten yanına gideceğiz abicim. Hem biz seninle bu konuları konuşmadık. Ama istediğim zaman onunla konuşamayacağım. Zaten okulda da gıcığın tekini oturttular yanıma. Hay Allah, zavallı çocuk Şahaz ya. Çok üzüldüm onun için bak şimdi. Tatlım ben gidiyorum ama tekrar geleceğim. Seni böyle bırakıp gitmek o kadar zor geliyor ki bana. Bir daha hiç görüşemeyeceğiz bunun yüzünden. Bu korkunç insanın mahkemesi yüzünden biz ayrılacağız. Sudeciğim bak, benimle böyle konuşma. Senin iyiliğin için yapıyorum, daha sonradan anlayacaksın. Ne olursun böyle konuşma. Sen bana iyilik mi yapıyorsun? Sen beni sevdiklerimden ayırıyorsun ya. Senden nefret ediyorum. Çık odandan, çık. Nefret ediyorum senden. Sude. Senin bir daha buraya gelmeni istemiyorum. Duydun mu? Sen düşman ediyorsun. Dolduruyorsun bu çocuğu bana. Ya lütfen herkes bir sakin olsun. Kızım biz konuştuk ya bunu seninle. Elimizden bir şey gelmiyor işte. Boşu boşuna üzülmeni de istemiyorum. Selena bir gelir misin benimle? Git buradan. Şşş. Her gün gelerek daha da zorlaştırıyorsun işimi. Ziyaretçi yasağı getireceğim, gelemeyeceksin bir daha. Bak benim sabrımı taşırma. Sen bu çocuğu benim kucağımdan, sevdiklerinden, ailesinden ayırdın.
Hasta çocuğu daha fazla üzme. Zaten hepimiz perişanız. Ben sana söyledim, öyle bir günde kazanamazsın Sude'nin kalbini. Onu bana karşı kışkırtıyorsun. Her gün daha da düşman oluyor çocuk bana. Ya çocuk iyileştikçe sana karşı çıkacak gücü buluyor kendinde. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Zaten durumu görüyor. Yasaklıyorum. Gelmeyeceksin, bitti. Hah, şimdi yandık işte. Ya sen ne işler çeviriyorsun bezelye kadar aklınla? Bu kadınla bir oğul benim oğluma ne yaptınız, anlatacaksın. Ya ben ne yapacağım? Zaten ben de görmüyorum kaç gündür Tolga'yı. Nereye götürdüler onu? Bana şu anda söyleyeceksiniz. Bağırmayın beyefendi, nereden bileyim ben oğlunuzu? Ben buraya geliyorum, çocuğumu görüp geri gidiyorum. O kaba oğlunuz beni tartakladığından beri görmedim kendisini. Alo. Biraz sessiz olur musunuz? İnsanları rahatsız ediyorsunuz. Lütfen çıkıp dışarıda konuşun. Tamam, kusura bakmayın. Nasıl, anlamadım. Amerika'da mı? Ne işi var Tolga'nın Amerika'da? Nasıl gitti oraya? Tutuklanmış orada. Ya bu nasıl olabilir? Amerika'da aranıyordu değil mi kendisi? Allah Allah, niye gitti ki böyle bile bile? Tolga'yı Amerika'da tutuklamışlar mı? Serenacığım, hadi görüşürüz sonra o zaman. Size de kolay gelsin. Yani Allah kurtarsın, ne diyeyim. Bunu senin kocan yaptı. Ama bunu çok kötü ödeyecek. Çok kötü. Niye, sizin oğlunuz süs köpeği mi? Benim kocam öyle kafese koysun da ta Amerikalara uçakla götürsün koskoca adamı. Yani olacak şey mi bu? Tolga'yı bir kedi yavrusu gibi Amerikan gümrüğüne bırakmanız daha yani bir fikirdi. Yok ya, ben kimseyi bir yere bırakmadım. Vallahi belli ki birileri bırakmış. Bakın haberleri her yerde. Ha, haberleri mi çıkmış? İyi işte, Türkiye bir pislikten kurtuldu be. De bakalım onun Suudi'ye yansımaları nasıl olacak? Ben bu kadar inatçı bir kadın görmedim. Belki 20 çeşit uzlaşma önerisi sunduk. Nuh diyor, peygamber demiyor kızım. Galiba bu gidişle çocuk iyileşince kolundan tutup götürecek. Biz de öyle arkasından bakıp kalacağız. Yok ya, öyle olmaz. Yani bir şekilde bir çözüm yolu bulmamız lazım bizim. Canım, merhaba. Hoş geldiniz Alp Bey. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, Sude'nin yanından geliyorum. Neler oldu neler. Tolga tutuklanmış. Mehdi geldi, esti gürledi. Selena'yı beni tehdit etti. Sana da çok selamlarını söyledi. Aleyküm selam da. O şimdi oğluna güzel bir avukat bulmakla ilgilensin. Beni kafaya takacağına. Daha onların başına neler gelecek, sen daha dur. Sude nasıl? Ne yapsın çocuk, çok öfkeli. Selena'ya çok kötü davranıyor. Selena da benim ona öğrettiğimi düşünüyor. O yüzden bir daha Sude'nin yanına gelemezsin dedi. Kızı göremezsin dedi. Bayağı köşeye sıkıştık yani. Ben çok kötüyüm Sinan. Vallahi ne yapacağımı bilmiyorum. Ya yok, öyle olmaz. Sakin olacağız. Böyle durumlarda, böyle savaşlarda sakin kalan kazanır. Biz de sakin kalacağız. Sen şimdi boş ver bunu. Akşama mangal yapıyoruz ya. Ben sana onu söyleyemedim. Ablamlar aradı. Onlar et alıyorlarmış. Emre ile konuştuk. Fulya zeytinyağlı falan bir şeyler yapmış. Ya senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Biz tabakları koyacağız, oturacağız. Ay çok yorgunum zaten. İyi, misafir gibi takılacağım yani. Aynen, aynen. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Aa, vallahi bırakmayız. Ben şimdi size içecek bir şeyler getireyim. Aslında güzel olur. Evde yalnızım. Meltem Amsterdam'a gitti. Sahra da yok. Sahra olmayınca ev çok sessiz olacak. Ne, alışverişe mi gitti? Yani kesin eli boş dönmeyecek de. Yani gezinin amacı araştırma, inceleme. Bir çocuk yuvası açıyor Meltem. Oradaki yuvaları inceleyecek. Aa, İyiymiş. Tamam, geliyorum ben hemen. Aa, Ayşe Hanım iyi misiniz? Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Biraz tansiyonum düşmüş de gözlerimi dinlendiriyordum öyle. Tabii tabii, rahatsız olmayın, siz yatın lütfen. Menüler, fulyalar falan gelecek ama sonrasında mangal yapacağız. Alp Bey'i de salmadık. Ben de onlara içecek bir şey hazırlamaya geldim. Ben de yardım edeydim size. Hayır hayır, lütfen siz rahatsız olmayın, ben hallederim. Sağ olun.
Ayşe Hanım bir şey soracağım. Benim kafama bir şey takılıyor. Selena'nın bahsettiği bir mektup vardı ya. Semiha Yılmaz'ın kız kardeşine yazdığı bir mektup. Evet. Hani orada bebeği buraya getir ben bakarım benim çocuğum olmuyor diyordu. Halbuki o tarihte Sabri'nin doğmuş olması gerekiyor. Yani insan neden kız kardeşine yalan söylesin ki böyle bir konuda? Vallahi ben de bilmiyorum Zeynep Hanım. Tansiyonum benim biraz daha düştü galiba. Affedersiniz. Beni akşam yemeğe de beklemeyin olur mu? Tamam tamam kusura bakmayın böyle kafanızı şişirdim. Estağfurullah. Estağfurullah. Ama bir şey olursa söyleyin lütfen. Sağ olun. Seslenin mutlaka çocuklar odada. Şeyler bunlar. Ev yemeklerine hasretim. Aa, Meltem Hanım mutfağa girmiyor mu? 40 yılda bir. Meltem Hanım anaokulu açacakmış. Şu anda Amsterdam'daymış iş gezisi olarak. Şanslı kadın. Benimki Amerika'ya gidiyor, bana oradan bildiriyor mesajla. Aa, yakalandınız. Biliyordum siz götürdünüz o pisliği. Evet evet biz götürdük ya. Vallahi benim şu hayatta yaptığım en keyifli yolculuktu. Evet. Buyurun etlerden alın. Biraz çiğ ama. Çiğ mi? Abi sen daha fazla pişsin istiyorsan gel ben sana buna köz vereyim sen onları ye ya. Etleri mundar etmeyelim yazıktır günahtır. Hayvan ölmemişsin ha. Haddimi aşmak istemem ama mangalın bir kuralı vardır. Ev sahibinin borusu öder. O kadar bitti. Zeynep. Bu Ayşe Hanım evine mi gitti? Allah Allah niye evine gitsin? Sen de taktın kadına. Takıldı takıldı plak takıldı. Aa. Bunda öyle. Takıl zizi zizi yapıyor. Çizgiyi aşamıyor yani anladın mı? Ya ne dedim ben şimdi canım Allah Allah. Göremeyince sordum. Peki Zeynep abla. Şimdi Ayşe Hanım artık siz mi bakacaksınız? Oo. Yani şimdi onun maaşı da yok ki. Siz mi maaş vereceksiniz ona? Sizin çocuk bakıcısına da ihtiyacınız yok ki. Bak, 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 bak görüyor musun? İşte tek meraklı ben değilim. Ay ne gülüyorsunuz canım? Sordum sadece. Sude'nin fonundan güzel bir tazminat ödendi Ayşe Hanım'a. Emekli maaşı da var. Ayrıca mülkleri var Ayşe Hanım'ın. Yani endişe edecek bir şey yok. Gayet rahat bir hayat sürdürebilir. Aa bak bak sen kirli çıkıyor ya. Hiç söylüyor mu? Sanki bizim onun parasında falan gözümüz var. Allah Allah. Ya münevver, münevver. Alp. Otele geldik de biz şimdi. Haber vereyim sana dedim. O kadar güzel ki burası. Keşke sen de gelseydin. Ne yaptın? Geçtin mi eve? Yok daha dönmedim. Zeynep Hanımlara gelmiştim bir iş için. Onlar da mangal partisi veriyorlarmış. Bırakmadılar sağ olsunlar. Bırakmaz tabii. Sultanın tebaasını yanında ister. Meltem sesin çok az geliyor anlamadım ben. Senin diyorum. Zeynep'ten başka işin yok mu? Sözleşmemizde işlerimin hesabını vereceğim diye bir madde olduğunu hatırlamıyorum. Sahra yok benim için. İyi geceler. Ya bu ne ya? Ha bıktım ben bu kadından. Kim girse hayatıma kadına yapışıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ben sana bunun bedelini ödetirmem. Reis bacının evine baskın yapılmış. Yakalanmış olabilir mi? Bir şey biliyor musun? Gözaltına alınsa haberimiz olurdu. Öyle olsa hala niye mahalle yabuk altında tutsun ki polis? Nerede saklandığına dair bilginiz var mı? Son gördüğümde sağlığı hiç iyi değildi. Yok aramadı da. Ben de çok merak ediyorum. Ha şu doktor sevgilisi 2-3 günde bir sorup duruyor. Ağzını burnunu kırıp gönderiyoruz yine geliyor. Bu durumda onun yanında da değil. Vallahi bulursan bize de haber et. Neredesin reis bacım ya?
Neredesin? Düşmedi ateşim bir türlü, düşmedi. Çok kötü üşüttüm ben. Kesin çok kötü üşüttüm. Gürcan'ın tazminatı ödendi, işine son verildi. Arabayı satışa çıkardım. Araç satıldığı zaman parasını Sude'nin hesabına aktaracağım. Çiftliği de kiraya verelim diyorum, öyle boş boş durmasın. Bence vermeyin. Kiracıların elinde ziyan olur o ev. Bütün ailenin şahsi eşyaları, koleksiyonları, antikaları, dokümanları hepsi o evde. Sonra Sabri Bey'in çalışma odası, el yazmaları, bütün o anılar. Bence Sude döndüğü zaman her şeyi bıraktığı gibi bulmalı. Bunca yıl sonra nasıl dönecek bilmiyoruz ki. Belki de bir daha hiç ayak basmak istemeyecek buraya. Hiçbir çocuk bu kadar güzel bir aileyi unutamaz. Hatırlıyorum da onu kızım diye kucağıma verdiler. Sonra kızım olmadığını öğrendiğimde bir damla bile eksilmedi sevgim. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Tekrar Elif'i kaybettiğim yıllara döndüm resmen. Zeynep Hanım yapmayın ne olur. Bu durum çok farklı. Onun yeri yurdu belli olacak. Bağlantımızı koparmayacağız ki. Sık sık ziyaretine gideceğiz. Ben bu güzel akşam için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oo Gürcan hoş geldin. Nasılsın Zeynep Hanım? İyi, seni gördüm daha iyi oldum. Artık gözüm arkada kalmayacak. Hadi bakalım Allah zihin açıklığı versin. O ne demek ya? Hani akıllı ol diye dua ediyor. Ya keşke dün dua etseydin, sınavım çok kötü geçti. Aa dün de dua ettim bir tanem. Ben her gün sizin için dua ediyorum. Aldı. Sen daha kitabın kapağını açma. Sonra anne bana niye dua etmedi? Ya ne yapayım, zamanım yoktu. Bir dahakine güzelce çalışırsın, çok güzel not alırsın. Ben zaten öğretmenlerinize geleceğim, konuşacağım onlarla. Sizi böyle başıboş bırakmaya gelmez. Hadi bakalım, hafta sonu babanızı üzmeyin. Hadi. İstersen ben hafta sonu babama gitmeyeyim, seninle kalayım. Ay, beni düşündüğünü biliyorum ama ben burada iyiyim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen dünyanın en iyi kalpli çocuğusun. İyi ki benim kızımsın. İyi ki seni tekrar bulmuşum. Oh, şuna bak. Gel buraya. Gel buraya. Bak ama kendini kötü hissedersen gel yanımıza. Tamam tatlım benim. Tamam kuruşum benim. Hadi bakalım geç kalma. Ayşe Hanım uyanmadınız mı hala? Allah Allah, hiç adeti değildir ama. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım korkutmayın beni. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım duyuyor musunuz beni? Sinan! Sinan! Ne oluyor ya? Bilmiyorum, uyanmıyor Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Ambulans arıyorum. Ayşe Hanım lütfen. Ayşe Hanım. Teşekkürler. Durumu nasıl? Beyin kanaması. Ama durumu şu an stabil. Hayati tehlikesi var mı? Yok, şu an işim yok. Ama yani biraz daha geç kalmış olsaydınız Ayşe Hanım'ı kaybedebilirdik.
Ne diyorsun Ahmet sen ya? Şu an uyutuluyor. Herhangi bir araz kalıp kalmadığını ancak uyandıktan sonra anlayabileceğiz. Araz derken nasıl bir şey yani, böyle felç gibi bir şey mi? Maalesef. İstersen benim odama geçelim Zeynep, orada daha rahat edersin. Hadi. Canım, benim acil bir işim var, onu halledip hemen geliyorum yanına, tamam mı? Tamam canım. Yazık kadın, az kalsın ölüyor diyorsun, tüden görüyor musun? Tamam, bırakma bu kadar kendini, gel. Bir şey olmayacak, merak etme, biz buradayız. Hadi toparlan biraz. Aynı şey senin de başına gelsin istiyorsun. Gel. Hoş geldiniz hanımefendi. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Hoş buldum. Telefonum için şarj aleti arıyorum. Tabii. Orijinal ürünlerimiz var. Orijinal ne kadar fiyatı? 200 TL orijinal ürünler. Uf, çokmuş. Alternatif yok mu? Alternatifi de var. Yan sanayi ürünlerimiz de var. Onlar da 150 TL'dir. Bozar mı peki? Bozmaz yani. O zaman orijinal gibi. Alternatif alayım ben. 150 lira olanı alayım. Tamam. Bir de renk bakabilir miyim telefonun için? Tabii, renkler burada. Kim? Pembe. Sen ne yapıyorsun orada? Telefon bakıyorum. Alıcı değilsen lütfen dışarı çıkar mısın? Kaç para şu telefon? Dışarı dedim. Lütfen dışarı çıkar mısın? Ne oluyor be? Ne oluyor, ne? Ya haydi. Hadi dışarı. Yemedik telefonu. Resmen leş gibi kokuyordu ya. Bir an gözden kaçırmaya gelmezler. Geçen gün iki tane telefonu çaldılar vitrinden. Aç şunu şöyle, ne olur aç. Abi sonunda ya. Alo? Neredesin reis bacım? Bekle orada, hiçbir yere ayrılma. Hemen geliyor, hemen geliyorum. Mehdi ortalığı karıştırıyor. Üst kademelere kadar ulaşmış. Acayip baskı var. Kim çıkardı bu Tolga'yı yurt dışına diye didikliyorlar. Yani zaten bunun olacağını biliyorduk. Tabii ama yine de temkinli olmakta fayda var. Evet, anladım. Kabak yine benim başıma patlayacak yani. Bir bedeli olacak tabii. Sen bir süre gözden uzak dur. Ama herkes seni yine istifa etmiş bilmeye devam etsin. Ortalık yatışınca ben sana haber veririm. Okey. Tamam, anladım abicim. Görüşürüz o zaman. Paraya ihtiyacın varsa örtülü ödenekten bir şeyler ayarlayabilirim. Yok yok, hiç gerek yok. Eyvallah. Tamam. Vay vay vay. Bizde her yol var diyorsun. Ustanın yanı lafı bile olmaz. Buyurun. Benim hemen girip bir duş almam lazım. Yani kendimden tiksindim. Hallederiz şimdi. Kimse yoktur değil mi? Ne bileyim, yok size? Kontrol ettim. Hiçbir sıkıntı yok. Gel, çorba yaptım sana, sıcacık iç. Of. Gel bakayım. Yanıyorsun sen. Ah, üşüttüm sokaklarda kala kala. Ne bekliyordun? O günden beri sokakta mısın sen? Böyle olmaz. Doktora gözükmen lazım. Yalnız bir süre doktor demezsek, yani şöyle hayatımın sonuna kadar filan, böyle içinde doktor geçen bir cümleye ben tahammül edemiyorum da artık.
O zaman sen çorbanı iç. Ben eczaneden bir ateş düşürücü alayım. Tamam. Birazdan dönelim. Tamam, sağ ol. Ah. Ay yok. Of. Oh. Ahmet tedavi masrafları ne kadar tutar sence? Bilmem, epey tutar herhalde. Ve Ayşe Hanım'ın özel sigortası yok muydu? Bilmiyorum ki, hiç sormak aklıma gelmedi. Ya Alp Bey ihmal etmez öyle şeyleri, mutlaka yaptırmıştır. Yaptırmadıysa da merak etme, ben hallederim. Hayır canım, olur mu öyle şey? Bak, kahramanın sırası değil şimdi Zeynep. Bu aralar maddi durumun iyi olmadığını biliyorum. Tamam, eğer olacaksa da borç olarak olur zaten. Ayşe Hanım bunca zaman benim çocuklarıma bakmış. Yani bu kadarcık iyiliğin dokunmasın mı kadıncağıza? Kimsesi yok, biliyor musun? Eğer Sude'ye bir şey olursa kadın ölür, mahvolur. Gerçi benim için de durum aynı ama. Hadi, bu kadar bırakma kendini. Senin başka çocukların da var, unutma. Biliyorum, biliyorum da işte kalbime söz geçiremiyorum. Neyse, kahve söyleyeceğim ben. İster misin sen de? İyi olur. Bir tane sade kahve. Evet. Teşekkürler. Ya Münevver, sana bir şey danışacağım. Yani aklımda bir şey var da yakışık alır mı bilmiyorum. Ya sen yakışık almayan bir şey söylemezsin ki zaten Kadir'im. Ayrıca da çok yakışıklısın. Hmm. Sen de çok güzelsin. De, söyleyeceğim o değil. Yani bu hassas bir konu. Hı. Ya bak şimdi. Bu bizim Sinan işsiz. Diyorum ki benim Burak'taki taksilerden birini ona vereyim, çalışsın. Ne dersin? Yani sonuçta, yani kendi evine ekmek götürmek zorunda değil mi? Evet. Evet. Yani aile işinde çalışması en doğrusu olur. Evet. Elimizde hazır böyle bir fırsat da var. Değil mi? Yani. Var var. Var, halimiz vaktimiz de iyi çok şükür. Hem el alemin insanlarına para kazandıracağımızı, değil mi? Yani öyle de ne bileyim, hani akrabayla falan da iş yapılmaz derler ya. Şey de derler, akrabanın kayığını dereden geçirmesine yardım et. Bir de bakmışsın sen de karşı kıyıdasın. Ya ne bileyim işte, aranız bozulmasın bu yüzden. Yani ben sizi düşünüyorum. Niye bozulsun Münevver? Allah Allah. En iyisi bu akşam bir gidelim de ben bir konuşayım şu oğlanla, ha? Olur, sen bilirsin. Bir de bir konu daha var. Hı. Diyorum ki, acaba içeriki odaya girip biraz ders mi çalışsak seninle? Tövbe tövbe. Ama Kadir'im, her gece her gece olmaz ki. Yani bir kere o, haftada 3 kere yapılacaklardan. 3 kere? Yani. Ama bu haftaki dersler de bayağı zevkli Münevver. Ya neresi zevkli canım Kadir'im, Allah Allah. Yani öyle burun buruna yatmanın. Ayrıca benim burnum kaşınıyor. Bir kere 20 dakikada biraz fazla o egzersiz için. Tamam. 19 olsun. İyi. İyi. Thank you.
İyi akşamlar. Çayın var mı gelin hanım? Hemen yaparım Kadir abicim, buyurun. Sinan yok mu? Var Sinan, var, var. Ne yapacaksın sen Sinan? Sen bu vakte mi geldin ya? Ancak, işten ancak gelebildim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Sinan sen girme de iki dakika şu çardakta bir konuşalım ha. Olur. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Çocuklar babalarına gitti galiba. Hı hı. Ayşe Hanım da mı onlarla gitti? Ayşe Hanım hastanede. Sude'nin yanında falan kalıyor galiba. Yok Münevver abla, beyin kanaması geçirdi. Biz de sabah hastaneye kaldırdık. Nasıl beyin kanaması geçirdi? Zeynep sen ne diyorsun Allah aşkına? Vallahi baygın bulduk, ambulans çağırdık. Hastaneye götürdük. Ya insan bir haber etmez mi? Nasıl şimdi peki? Uyutuyorlar. Uyanınca bakacağız arazını. Vah garibim, vah kimsesizim ya. Tabii bu kadar üzüntüyü kaldıramadı yüreği ya kadının. Kız bir başına mı yatıyor kadıncağız oralarda? Ya uyutuyorlar dedim ya işte. Ben çayı koyayım. Uyutuyorlar. Silah şimdi biz bir aileyiz. Bundan sonra senin derdin, benim derdim, benim derdim de senin derdin. Öyle tabii abiciğim, ona ne şüphe zaten. Şimdi Zeynep de bir karar vermiş. Sude'nin parasına dokunmayacağım diye. Bize de ancak bu karara saygı duymak düşer. Öyle değil mi? Evet, tabii, tabii öyle. Sen de işsizsin anladığım kadarıyla. Yine istifa etmişsin. Oldu öyle bir şey ama önemi yok ya, hallederiz. Yani demem o ki, senin bir şekilde bu aileyi geçindirmen gerekiyor. Abi sadede geleceğiz mi yoksa sen böyle devam edeceksin? Benim için sorun yok. İyi gidiyorsun. Ya Sinan gel şu benim taksilerden birinde çalış ya. Bak kira mira hiçbir şey istemiyorum senden. Abi vallahi çok güzel düşünmüşsün. Yani çok teşekkür ederim sana. Ama şimdi ben hani polislik yaptım ya. Hani ne bileyim şimdi ben sinirli adamım. Hani hırlısı var, hırsızı var. Günde 50 tane yeni insanla tanışacağım. Yani yapabilir miyim? Bilemiyorum ondan. Ya doğru tabii yani. Evet. Her mesleğin bir zorluğu var. Sen de biliyorsun. Hele ki bizim meslek. Yani evliya sabrı gerekiyor senin dediğin gibi. Yani ama yine de benimki bir teklif yani. Kabul edersin, etmezsin orası tamamen sana kalmış. Kadir abi eyvallah. Gerçekten çok teşekkür ederim sana. Çok da güzel düşünmüşsün. Ya ben başta sana biraz böyle arıza yaptım. Tamam ya bırak, bırak geç. Onlar geçti, bitti. Mazi onlar. Öyle de işte yani benim ablam da bir tane yani. Hani benim için değerli, ben üzülsün, sıkılsın istemem. Sen gerçekten iyi insansın. Sağ ol, sağ ol. Sen şimdi kabul ediyor musun benim teklifimi? Ya ben şimdi böyle bir yatayım kalkayım, bir kafamı devireyim, çevireyim. Sonra yeniden konuşalım. Olur mu? Sen bilirsin. Nasıl istersen. Benim teklifim her zaman baki, tamam? Evet. İçeri geçelim mi bizimkiler meraktan bayılmadan? Hadi geçelim hadi. Hadi bakalım. İndir silahını. Önce sen indir. Silahını hemen indir. Hiç şansın yok. Mehdi Bey seni bekliyor. Gel indir gel. Gel sıkıyorsa gel indir. Civardaki tüm arkadaşlara. Yasemin sokakta silahlı adamlar. Acil gelin. Yardıma ihtiyaç var. Çok acil, çok acil. Hey! Hey, ne oluyor lan orada? Ne oluyor? Dayı, sen bu işe karışma. Yoluna git. Kadir abi.
Kadir abi sen arabaya bin git. Hemen abi. Hadi hemen abi. Sakin, sakin. Bir durum mu var birader? Ne oluyor lan? Beyler. Beyler yanlış zamanda yanlış yerdesiniz. Hadi bakalım şimdi hiç kimsenin canı yanmadan buradan ikileyin. Hadi. Hadi 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 lan hadi. Zaten polis de eli kulağında iki dakikaya burada. Çakallar. İyi misin Sinan? İyiyim abi, iyiyim. Sağ ol Kadir abi. Sağ olun arkadaşlar. Hadi gel bir çayımızı iç. Yeni demlenmiştin ha? İçerim abi, eyvallah. Sağ ol kardeşim. Ne demek Sinan abi? Sen zamanında az mı koştun imdadımıza? Eyvallah. Hadi. Hadi bakalım. Hadi sağ olun arkadaşlar. Zeynep Hanım, Surde'nin adını açalım hesabı dedi. Biz geldik. Ama bak şimdi öyle yaparsak kontrolü Selena'ya vermiş oluyoruz. Tabii. Hı-hı. Ya biz daha önce yaptığımız gibi yapalım. Hı-hı. Böylece Surde 18 yaşına gelene kadar kimse el süremez. Tamam, tamam. Konuşuruz sonra. Kaç gündür evde yokuz? İnsan bir hoş geldin der, bir kapıda karşılar. Hayır yani Sahra'yı da mı özlemedin? Ben gerçekten anlamıyorum artık yani varsa yoksa Zeynep. Hayır Sude gittikten sonra senin Zeynep'le nasıl bir işin olabilir ki? Sahra'nın çok uykusu gelmiş. Ben yatırırım onu. Sen gezmelere mi gittin sen? O kadar yoğunsun ki. Yuvanın izni bile çıkmadı bir aydır. Ben de gireyim sana. Hediyeler alayım. Acaba Alp Bey sever mi? Beğenir mi diye? Tarzına uyar mı diye? Kıymetini bilen var mı? Yok. Çakallara bak ya. Şehir ortasında eşkıyalık. Ha. Ah. Sağ ol emmi. Eyvallah. Oo. Gerçekten süpermiş ya çay. Emmi 10 numara çay demler. Yani 6 ay işkence ettik. Hala sırlarını vermiyor. Sevgimi veriyorum ben bu çaya. Ondan böyle lezzetli. Niye biz sevgisiz mi demiyoruz şeyi? Öyle tabii. Demliğin ruhunu anlayacaksın bir kere. Günlük bakımını yapacaksın. Allah Allah. Bak şimdi. Yani bu da böyle araba gibi 10.000 bakımı var yani öyle mi? Olmaz mı? Var tabii. Kireçlerini verdin mi bir kere artık o çaydan hayır gelmez. Limonu kaynatıp atacaksın icabında günü geldiğinde içine. Sevdi seni görüyor musun? Bak sırlarını bülbül gibi ötüyor. Sağ ol emmi. Ah. Şunu görüyor musun? Şunu mu? Şu. Ha evet. Deposu dolu. Hazır seni bekliyor. Kararını verdin mi? Ya deneyelim be. Tabii, dene ya. Dene. Denemeden olur mu Sinancığım? Bak al. Bu anahtarı. Yarın sabah saat 8'de yine deposu dolu olarak buraya teslim edersin.
Tamam. Tamam, anlaştık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi bereketle. Eyvallah. Ne kadar uyutacaklar daha? Ha, tamam. Yani uyanınca beni bilgilendirirsin değil mi? Çocuklar nasıl? Vallahi keyifleri gayet yerinde. Havuza girip çıkıyorlar işte. Ya ben Ayşe Hanım'ı söylemedim. Sen de söyleme istersen. Bir de kafayı ona takmışsınlar. Ha, çok iyi yapmışsın. Ahmet iyileşecek değil mi? Umarım. Ya müjdemi isterim. Çocuklar öp benim için. Ne oldu? Ya seninki bugün taksiyi almış, işe çıkmış. Ha, iyi. Allah işini rast getirsin, ne diyeyim. Niye öyle bir burun kıvırdın gibi oldu? Ya burun kıvırmadım. Sinan emir vermeye alışmış. Bir müşteri gelecek, ona ters davranacak. Sonra durağa gidecek bu durum. Sonra Kadir abiye gidecek. Kadir abi Sinan'a ters bir şey söyleyecek. Sonra uğraş dur. Orası öyle tabii. İşte sen kocana sahip çıkacaksın, ben kocama sahip çıkacağım. Bu peynir teknesini bir şekilde yürüteceğiz. O da kendi ekmeğini bir şekilde kazanacak. Yani biz mi bakacağız size? O ne demek canım, siz mi bakıyorsunuz bize? Yani olacağı o. Yani sen işsizsin, Sinan işsiz. Siz açken biz tok mu oturacağız? Ya ben iş bulacaktım. Bu Sude'nin durumundan dolayı bulamadım. Yani işi arıyorum. İş bulacağım ben yani. Ne demek canım bu, Allah Allah. Günaydın. Heh, bir sen eksiktin Meltem. Gel. Aa, bela geliyorum demez ha. Ay vallahi harika şeyler aldım. Kahve içer yanına da yeriz dedim. Sen iş için araştırma gezisinde değil miydin? Ha, döndüm ama. Ay Zeynep vallahi o kadar heyecan verici şeyler öğrendim ki. Çok verimli geçti bu gezi benim için. Ya gelir gelmez de sıcağı sıcağına hemen koştura koştura gideyim Zeynep'e anlatayım dedin değil mi? Ay siz onca kişi bu eve mi sığıştınız? Meltem Hanım. Ya kafama takılan bir şey var. Kaç zamandır soracağım soracağım soramadım. Şimdi siz Alp'in metresi mi oldunuz yani? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle Münevver Hanım? Terbiyesizliğin lüzumu yok. Ya yok. Böyle kınama babında sormadım. Yani bilgi almak için soruyorum. Hani medeni durumunu öğrenmek gibi. Seni hiç ilgilendirmez. Aa yeter. Sabah sabah ikinizi de çekemeyeceğim. Sen de ne söyleyeceksen söyle, benim işim gücüm var ya. Hastalarım var, onların yanına gideceğim. Yani sen şimdi bana diyorsun ki böyle ayaküstü anlat. Ondan sonra defol git. Hayır, halbuki ben sana buraya çok güzel bir iş teklifi yapmaya geldim. Ay kimse sana defol git falan demiyor. Oturmak mı istiyorsun Meltem'cim? Gel buyur otur gel. Şimdi Zeynep'ciğim, ben bir çocuk yuvası açıyorum. Ama çok yoğun olduğum için böyle yeteri kadar vakit ayıramayacağım oraya. Ben de düşündüm. Senin gibi becerikli bir yardımcım olsa. Hem öğretmensin, ders de verirsin. Etrafı biraz çekip çevirirsin. Ya yani özlemedin mi sen de? İyi de bir maaş alırsın. Zaten Sude'nin parası da gitti. İyi olur sizin için. Alp Bey mi verdi sana bu fikri? Allah Allah. Ha ne alakası var canım? Ben kendim düşünemez miyim bunu? Sen niye Alp'ten biliyorsun ki her şeyi? Benim yatırımım canım. Bütün kararları kendim alıyorum. Yani olabilir tabii. Ben bir düşüneyim. Benim acilen bir işe ihtiyacım var zaten. Düşün düşün. Ama gel bir bizim mekanında bir gör. Vallahi çok güzel. Mülk de benim. Gönlüme göre döşeyeceğim şimdi orayı. Ama yani eminim. Böyle geldiğinde bayılacaksın oraya. İddia ediyorum.
Bir numara olacak o okul. Ya bu koca İstanbul'da bu kadar işsiz insan varken neden oraya Zeynep'i düşünüyorsun? Sen önce onu bir anlat bakalım bize. Dürüst olduğu için. Becerikli. Çocuklarla da arası iyi. Ona güvenebileceğimi biliyorum. Daha ne olsun? Ya tamam neyse ne sen karışma Münih ya. Ya benim zaten işe ihtiyacım var. Öyle burun kıvıracak durumda değilim. Ay hiç sorma. Nermin tatilden dönüş biletini bir gece önceye aldırıyor. Kenan'a sürpriz yapacak doğum günü. Eve erken dönüyor. Neyse canım işte bu evden içeriye giriyor. Elinde İskoçya'dan aldığı hediyeler, poşetler içinde kaşmir kazaklar. Ay bir tane de kilt almış. Ay ne bileyim ben Kenan'a mı giydirecek? Vallahi billahi değişik kafalar bunlar. Ay sorma dur dur dinle asıl bombayı dinle sen. Ay bu içeriye girecek. İçeriden bir sesler, bir gürültüler, bir müzik çalıyor falan derken bu Kenan'a sesleniyor. Kenan, Kenan diye. Kenan da içeriden sesleniyor bunu. Geliyorum hayatım. Ay bomba bomba. Bu da müziğin sesini kısmaya salona gidiyor. Ay kız bir de ne görsün salonda? Yarı çıplak bir kadın. Eyvah eyvah. Ay neyse. Tabii Nermin bunları görünce çılgına dönüyor. Bir şamata bir kıyamet. Derken içeriden Kenan geliyor kız. Geldim canım diye. Hem de bidon bir atletle. Ay sorma gitsin bomba bomba. Neyse Nermin bunları kovalıyor canım. Başlıyorlar Kenan'la tartışmaya. Ay Nermin'in de gözü dönüyor mu? Poşetleri yere çalıveriyor anam böyle. Ondan sonra gidiyor. Tabii kayış kopuyor bundan. Gidiyor mutfağa sen al bıçağı. Eyvah eyvah. Neyse. Ay feryat figan öldüreceğim öldüreceğim diye Kenan'ı kovalıyor. Kaç Kenan kaç. Canını kurtar ama hak etti. Pardon canım bir saniye bekler misin? Şoför bey siz beni mi dinliyorsunuz? Yani dinlemekten başka çare bırakmıyorsunuz ki. Siz bana da anlatıyormuşsunuz gibi geldiği için. Ne münasebet? Niye size anlatayım? Hayır yani şimdi bağıra bağıra anlatınca hem bana hem arkadaşınızı anlatmaya, duyurmaya çalışıyorsunuz gibi anladım ben. Ay ukala, terbiyesiz. Çek sağa, çek ineceğim ben. Tabii. Ayrıca göstereceğim sana gününü. Durağa şikayet edeceğim seni. Ya ha orada bir Kadir abi var. Siz ona şikayet edin. Çünkü o şimdi yeni evli. Başına gelirse en azından böyle ders çıkartır. Çünkü benim ablam da aynı şeyi yapar yani emin ol. Öyle kovalar onu. Seni ukala şey. Al al. Kenan'a selamlar. Taksi, taksi. Boşsun değil mi? Evet, boşmuş. Kolay gelsin kardeş. Of ya bu ne koku be kardeşim ya. Halden taze aldım. Nasıl ama bak 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 gözlere bak nasıl da parlak. Derya kuzusu bunlar, derya kuzusu. Ya tamam derya kuzusu da ben de arabayı yeni temizlettim. Ya şimdi bütün araba balık kokacak. Aa mis gibi balık. Yemede yanında yat o keza yani. Bir şey olmaz. Ha bu arada Fatih Camisi'ne doğru gidelim. Oradan ben sana tarif edeceğim. Ha biraz acelem var. Ya öyle. Bekliyorum o zaman seni. Beni düşündüğün için çok teşekkür ederim Meltem. Alp Bey'e de selamlar. Söylerim. Hadi hayırlısı artık. Aman o korksun benden ya. Ya denize düşen yılana sarılır. Ama ahtapot bu ahtapot. Sen iyi düşün bence. Ben alışkınım ahtapotlara. Elifciğim, güzelim. Uyku vaktimiz geldi. Yarın tatil olduğu için bugün biraz geç yatacağım. Öyle mi? Kızım,
Yine başa mı sarıyoruz bakayım? Biz seninle konuşmadık mı bu konuları? Ya ne yapayım? Tek başıma odamda çok sıkılıyorum. Sude de yok zaten. Konuşulacak şeyler çok birikti. Ya konuş benimle abicim. Bir şey diyeceğim. Siz Melis'le ayrıldınız mı? Niye gelmiyor artık seninle? Biz hiç beraber olmadık ki ayrılalım. Şapkamı anlatsan onu. Külahım olmasın. Benim külahım yok, şapkam var. Niye gelmiyor peki? Çünkü bir arkadaşı var. Bize gelmesinden hoşlanmıyor. Bak seni bırakmış, yeni birini bulmuş işte. Abiciğim hadi bak, seninle uğraşamayacağım şimdi. Git odana, gelince anlatırım. Bak beni kandırmıyorsun değil mi? Geleceksin. Hadi abiciğim. Tamam. İyi geceler. İyi geceler bir tanem. Öpücük yok mu? Baba benim içim hiç rahat değil ya. Benim şu anda annemin yanında olmam lazım. Oğlum şu an annenin yanında olman onların işini kolaylaştırmayacak. Onlar çözerler bir şekilde problemlerini. Ama sen kaybettiğin şu zamanı bir daha geri getiremeyeceksin, benden söylemesin. Niye kaybediyorum canım? Sen seneye üniversite sınavına girmeyecek misin? Ha? Çalışman gerekmiyor mu? Annenin yanında olsan bir sürü problem, konsantre olamayacaksın. Otur işte burada rahat rahat çalış dersini sessiz sessiz. Söyleyene bak. Sen kendi süt dökmüş kedi. Asıl macera adamı sensin, baba sensin. Unuttun galiba daha geçen günü. Boş ver oğlum, boş ver. Geçti onlar, geçti. Çok geride kaldı. Ben sonsuza kadar kapattım o sayfayı. Aynen, aynen. Yani yaşayıp göreceğiz bakalım. Neyse ben Elif'in yanına gideceğim. Birazdan bağırmaya başlar zaten. Abi. Bak, nerede? Geliyorum, geliyorum. Tamam, patlama. İyi geceler baba. İyi geceler. Can Bey, iyi geceler. Mahalleye başta girişte bilmiyorum. Polisler her yeri kapatmış. Tekrar mı denese? Allah kahretsin. Çoktan gitmişlerdir sanıyordum. Bence sabaha karşı giderler. Yine geliriz. Yok olmaz. Ya mahalleye girsek bile kesin sivil polisler vardır. E ne yapacağız? Başka çare yok. Yani yeni bir yer bulana kadar idare ederiz herhalde bir iki gün daha orada. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ay çok yorgun görünüyorsun. Çok yorgunum zaten. Bir an önce yatmak istiyorum valla. Ya yok, iki lokma bir şey ye. Çay koyayım sana. Yok ya, şimdi bir şey yemeyeyim. Kalkınca yerim öyle adam akıllı. İyi tamam, sen nasıl istersen. Ben de bir Sude'nin yanına gideceğim. Oradan da Meltem'e uğrayacağım falan. Hı-hı. Ay canım ya, sen bayağı ayakta uyuyorsun. Gerçekten uyu hakikaten. Hadi. Hı. Sabaha kadar direksiyon başında bu adam. Önünü görmüyor daha. Arzu Reis'e para lazım. Ne kadar var yanında? Nerede Arzu, iyi mi? Nasıl? Beni hemen ona götür. Para dert değil, ne kadar istersen veririm. Rüyamda görürsün doktor. Ne kadar var? Hadi. Bak ciddiyim. Benim onu mutlaka görmem doktor, lazım. Doktor, veriyor musun, vermiyor musun? Alayım.
Akşam yine gel. Daha fazla veririm. Bu kadar yeter. Bir dakika. Ona de ki, onu sevdiğimi söyle. Polis baskınıyla benim zerre ilgim yok, tamam mı? Çiftlikte olduğunu nasıl öğrendiler bilmiyorum. Mutlaka söyle, bunu bilmesi gerek. Ben onu götürmeye gelmiştim. Bir yer ayarlamıştım. Mis gibi hamileliğini geçirecekti orada. Söyle ona, gelsin. Sizi oraya yerleştireyim. Böyle olmaz. Böyle hamile hamile olmaz. Eyvallah doktor. Nasıl Sude, bugün iyi mi? İyi, çok daha iyi. Güzel. Bilmen gereken bir şey var. Ne oldu? Biraz önce doktoruyla konuştum. Böyle giderse salı günü taburcu ederim diyor. Vakit geldi yani. Çarşamba gününe rezervasyon yaptırdım. Gidiyoruz. Ya niye bu kadar çabuk? Ne gerek var? Birkaç gün dinlensin çocuk. Şimdi onca saat uçakta, uçak yolculuğunda yorulacak. Sordum doktoruna. Problem olmaz diyor. Hem zaten Amerika'da da devam edeceğiz tedavisine. Merak etme. Çok iyi bakacağım ona. Anladım. Ben biraz dışarı çıkayım. Böyle ayakta görmek ne kadar güzel. Anne, bu bebeği gördün mü? Çok güzel değil mi? Sinan abi getirmiş, öyle mi? Evet canım. Anne, biz gidiyormuşuz. Evet. Taburcu oluyorsun. Ne güzel, bak iyileştin. Üzülmüyormuş gibi davranmak zorunda değilsin anne. Bak, üzülerek kendimizi hırpalamayalım. İkimiz de önümüzdeki yola bakalım. Sen şimdi oraya gideceksin, yeni bir çevre edineceksin, yeni arkadaşlar edineceksin, yeni bir okula gideceksin. Ve ben de burada kardeşlerimle ilgilenmek zorundayım. İşime bakmak zorundayım. Bak, kalbimiz ağrıdan patlasa bile biz çok güçlü iki insanız, değil mi? Anneciğim, buna dayanmak çok zor. Her şeyi düşündüğümde ben anlamadan gözümden yaş akıyor. Hayır, hayır, yapma öyle. Yapma. Bak, şöyle düşünelim. Ayrıldığımız andan itibaren tekrar buluşmamızın geri sayımı başlamış olacak. Değil mi? Öyle anneyle çocuk arasına kıtalar mıtalar giremez. Çocuklar dikkat edin. Bizi de bekleyin. Ay, dikkat edin. Bekleyin anneciğim. Çocuklar.
Çocuklar nereye? Çantanızı alın odanıza götürün, öyle tüymek yok. Ya of! Hadi hadi söylenme. Yemekten önce biraz oyun oynayabilir miyiz? Eşyalarınızı yerleştirin, ondan sonra oynayabilirsiniz. Ondan sonra akşam oluyor, sonra da ödevlerini çalış diyorsun. Hadi hadi. Saatime bakacağım. İnşallah burada durarmışım. En son yatak odasındaki kombinini görmüştüm. Bir oraya bak istersen. Hangi? Bilmiyorum, seninkindeydi galiba. Buldum buldum, buradaymış. Sen bu yatağı dağınık bırakmışsın, hiç adetin değildi. Zeynep Hanım, buyurun buyurun, hoş geldiniz. Aa, sen de mi buradasın Mehmet? Beni burada işe aldılar Zeynep Hanım. Alp Bey beni burada işe aldı. Ben de temizlik falan yapıyorum işte. Meltem Hanım hiç memnun değil yalnız buraya gelişimden. Elif ne yapıyor, nasıl? İyi. Sude'nin derdindeyiz hepimiz. Arada gelip görsene kızı, ona da moral olur. Gelirim, gelirim inşallah. Şuradaki ahvalimiz belli olsun da. Ben de burada işe başlayacağım herhalde, merak etme sen. Aa. Götüreyim mi sizi Meltem Hanım'ın yanına? Olur. Buyurun. Şöyle aşağıya doğru buyurun. Oo Zeynep Hanımcığım, hoş geldiniz. Karar verebildiniz mi bari? Evet Meltem Hanımcığım, kararımı verdim. Ben burayı harika bir okul haline getiririm. Hayırlı olsun o zaman. Şimdi yarın işçiler gelecek. Burada birkaç tane eksik var, onları tamamlayacaklar. Göz kulak olursunuz. Bunu da al, yanında bulunsun. Bu ne? Avans. Hani şimdi gidiyorsun, geliyorsun falan ya. Yolda belki ihtiyacın olur. Sağ ol. Senin durumunu bilemiyorum. Yani madem Alp Bey aldı seni işe, ücretini de artık o halleder. Kolay gelsin o zaman. Tipe bak ya. Görgüsüzün teki. İlk günden patronu çekiştirmiyoruz yalnız. Ayıp. Ama çıkıyor musun sen? Hah. Çıkıyorum hayatım, çıkıyorum ya. Ben bundan sonra artık gideceğim bir süre. Sen bu saate kadar dışarıdaydın. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sabah söyledim ya sana Meltem'le buluşacağım diye. Ya sen bunu söyledin ama ben eminim seni gördüğümü bile hatırlamıyorum. Böyle hayal meyal yani. Şuurum yerinde değildi benim ya. Ya hayatım bu kadar yoruluyorsan başka bir iş bakalım. Yani Allah korusun bir gün direksiyonun başında uyuyup kalacaksın falan. Yok yok yok, sen endişelenme, ben gece nöbetine falan çok alışığım aslında normalde de. Bu New York Amerika dönüşü falan işte, bir jet lag mi diyorlar ne diyorlarsa, ondan mı oldum ne oldum? Toparlarım yani, bir dert değil. Ne diyormuş Meltem? Bana iş teklif etti. Aa, Meltem sana iş teklif etti. Ne tuhaf değil mi? Ya işte bir tane anaokulu açacakmış, sen de benimle çalışır mısın diyor. Sen de dedin, reddettin tabii. Yo, niye reddedeyim? Kabul edeceğim yani. Ya şu anda öyle iş seçecek durumda mıyız? Hem çocuklarla bir arada olacağım tekrar, arayıp da bulamadığım bir iş. Ayrıca Meltem benden korksun. Ben zaten onun açısından endişelendim, o yüzden sordum. Hadi kolay gelsin.
Hadi görüşürüz. Efendim Ahmet. Zeynep, haberler harika. Ayşe Hanım uyandı. Hiçbir sorunu yok. Ben şimdi 2 dakika yanına geçiyorum. İstersen sen de gel. Çok iyi bir haber bu. Harika. Hemen geliyorum ben. Girin. Ne vardı Zeynep'ciğim? Bugün Sude hastaneden çıkacak, Amerika'ya gidecek. Onunla vedalaşmam lazım. O yüzden erken çıkacaktım. Daha dün bir, bugün iki. Daha ilk günden izin istiyorsun sen maşallah. Ya Meltem anlamadın galiba. Çocuk Amerika'ya gidiyor. Onunla vedalaşmam lazım diyorum. Bir daha ne zaman göreceğim belli değil. Ya iyi aman tamam. Git. Ama yıllık izinden düşeriz yani. Allah'ım ya. Keyifliymiş ya bu patronluk. Gidiyorsun ha? Evet. Selena nerede? Birkaç imza gerekiyormuş. Sen dişlerini fırçaladın mı bakayım? Hadi fırçala bakayım. Tamam. Selena senden bir şey rica edeceğim. Ayşe Hanım ağır bir beyin kanaması geçirdi. Şimdi hastanede, durumu gayet iyi ama Sude'yi görmek istiyor. Ona bu iyiliği çok görmezsin herhalde. Otele giderken bir hastaneye uğrarsanız çok sevinir. Uğrayacağız mecburen. Yani Sude'nin daha sonradan üzülmesiniz tamam. Hangi hastane? Evet, nereye gideceğiz? Devam edelim, ileride tarif edeceğim. Eyvallah. Ne oluyor birader? Sakın ani bir hareket yapmaya kalkma, sessizce sür. Seni kısa bir süre misafir edeceğiz. Mehdi Bey seni bekliyor. Bugün çok daha iyiyim Zeynep Hanımcığım. Bir de beni düşünüp üzülmeyin olur mu? Selena ve Sude burada. Sude sizi görmek istiyor. Yarın uçağı var biliyorsunuz. Belki de onu bir daha asla göremeyeceksiniz.
Daha ne kadar sessiz kalacaksınız Ayşe Hanım? Anlamadım. Sessiz kalmanız için bana tek bir neden söyleyin. İkna olursam bunu hemen burada yırtacağım. Beni rahat bırakın ne olur. Hayır, Sude gelecek ve siz ona kim olduğunuzu söyleyeceksiniz. Ayşe teyzeciğim, hasta olduğunu hiç bilmiyordum. Canım benim. Evet, sizden duysun Ayşe Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.